Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik e, aynı zamanda çok lezzetli, nefis bir tarifle geldim. 10 dakika içinde hazırlayabilirsiniz. Malzemelerimize göz atıp tarifimizin yapımına hemen geçelim. 2 adet muz kullanacağım bu tarif için. 1 paket tekli paketlerden bisküvi kullanacağım. 2 yemek kaşığı kakaom var. 1 yemek kaşığı kahvaltılık sürülebilen çikolatam var. E, yarım çay bardağı kadar da ezilmiş fındık kullanacağım. İsterseniz ceviz de kullanabilirsiniz aynı ölçüde. Evet malzemelerimiz böyle hemen tarifimizin yapımına geçelim 2 adet muzu karıştırma kabına aldım ve çatalla tamamen ezilene kadar pürüzsüz bir kıvam alana kadar güzelce ezdim. Evet muzumuzu ezdikten sonra üzerine 2 yemek kaşığı kakao ekleyelim. 1 yemek kaşığı da kahvaltılık sürülebilen çikolatamız vardı onu da ilave edelim. yarım çay bardağı fındığımız var Onu da ekleyelim Evet bisküvilerimizi e, çok fazla iri bırakmadan e, fakat tamamen de un haline gelmeden e, benim e, yaptığım gibi bu şekilde ezerek içine ilave edin e, bu ölçülerdeki e, karışıma tam bir paket e, bisküvi gidiyor fakat muzunuz küçükse e, veya daha büyükse e, bu ölçü e, aşağı yukarı değişebilir. Fakat bunu e, yoğurarak anlayabilirsiniz kıvamını. E, evet ben bir kısmını e, ekledim. Daha sonra e, cıvık olduğu için e, tamamen bisküvinin kalanını da ilave ettim. Evet bunun e, kıvamının olduğunu nasıl anlarsınız? Bir parça koparın ve elinizle güzelce yuvarlayın. E, eğer güzel bir şekilde yuvarlanıyorsa tamamdır. Evet ben karışımımı güzelce yoğurdum. Şimdi e, ceviz büyüklüğünde parçalar koparıyorum ve elimle güzelce yuvarlıyorum. Evet daha sonra bolca Hindistan cevizini bulacağım e, ve servis tabağıma alacağım. İsterseniz elinizi çok hafif e, yuvarlarken ıslatabilirsiniz. Daha pürüzsüz olmasını istiyorsanız eğer. Evet aynı şekilde tüm karışımın bitene kadar aynı işlemi uygulayacağım. Gerçekten çok pratik, 10 dakika içinde misafirlerinize hazırlayıp ikram edebilirsiniz. Bu şekilde ben devamlı yapıyorum. Çocuklar da çok seviyor. Gerçekten atıştırmalık nefis bir tarif oluyor. Mutlaka deneyin diyorum. Evet, tüm karışımımı bitirdim. Daha sonra üzerlerine birer tane badem yerleştirdim. Siz fındık, fıstık veya jelibon şekerler koyabilirsiniz üzerine. Evinize ne varsa hiçbir şey koymadan da servis edebilirsiniz tabii ki. Tamamen damak zevkinize kalmış. Evet bu şekilde birer tane badem yerleştirip dolaba üzerine kapatıp kaldırabilirsiniz. Biraz dinlendikten sonra servis edebilirsiniz. Evet bu tarifimizin de sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. E, videolarıma beğeni yapmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten hemen sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Soru, görüş ve önerilerinizi yine aynı şekilde bana yorum kısmından bildirebilirsiniz. Her gün farklı tariflerde farklı sunumlarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.